başkaya, düğünler bir bambaşka. Sabahlar olmuyor yine, dar gelir bazen anlara. Sürver arabayı malıma, orta köyde elmada. Burası da yavrum anda, dar gelir bazen anlara. Sürver arabayı malıma, orta köyde elmada. Burası da yavrum anda. Ne yaptıysak kar etmedi, Facebook amele doldu, Twitter'ın suyu çıktı, logoyu biraz daha büyüttük ama eski hali elbette daha güzeldi. Hesabından yemek paylaşma, günaydın diyenlere, naralar atanlara çarladık ama günün sonunda biz de başka bir sürünün parçası olduk. Bu gece konuklarım Ezgi Sütçü, Ali Şimşek, Birkan Taş ve Yılmaz Aslantürk ile bizi şaşırdığımız hallerin türevlerine çeviren sosyal medyanın sosyolojisine bakıyoruz ve başlıyoruz. Kezban kısaca Kezo, Ezik kısaca Ezo, Barzo, Keko, Fakir, Köylü, Varoş. Bunlar sosyal medyada kendini elit, yüksek, elegan olarak konumlandıran ya da bu konumlandırmanın parodisini yapan kimselerin diğerleri için kullandığı isimler. Onları YouTube videolarının altındaki yorumlarından, Facebook'taki kapak fotoğraflarından, iletilerinden tanıyıp ekran görüntüsü olarak biriktiriyor ve birbirlerine servis ediyorlar. Egzotik ve gülünç kategorisinden tüketiyorlar. İnternet erişiminin hepimizi eşitleyeceği, zenginle fakir, bilenle bilmeyen, uzakla yakın arasındaki farkı sıfırlayacağı inancının naif karşılandığı günlerdeyiz. Neden aranmıyor? Neden? Mesaiye kalmış olabilir, yol yorgunu olabilir, sesi kısılmış olabilir, bitlenmiş olabilir, telefonu denize düşmüş olabilir, telefonuyla birlikte kendisi denize düşmüş olabilir, zap yaparken akasya durağına rastlamış olabilir, beyni akmış olabilir. Reel dünyanın fiziksel ve ruhsal sınırlarının tezahürlerini sosyal ağlarda iyiden iyiye hissetmeye başladık. Globalleşme ve kültürel kaynaşmanın kutsandığı bu çağda birleştirici, eşitlikçi ve çoğulcu potansiyeline büyük umutlar bağlanan İnternet ve sosyal medyada kendi lüks mekanlarını, kapalı kapılarını, getto semtlerini ve istenmeyenlerini yaratmaya çoktan başladı. Devin Hart'ın karşısında düşük çözünürlüklü fotoğraf makinesi ve Paint teknolojilerinin yardımıyla üretilen mesajlı fotoğraflar var. MySpace'in karşısında monitör başında webcam ve mikrofona seslendirilmiş solo çalışmalar, Tumblr'ın karşısında manidar bir fotoğrafla paylaşılan özlü sözler, ibret verici hikayeler. Vimeo'nun sanat dolgulu izleyici yorumlarının karşısındaysa Arif'in Manchester'a attığı golü ararken yanlış yola sapan adamın gündelikliği. HD'nin de, toz makinesinin de kendince çok önemli bir şeyler anlatmaya çalıştığı bu yerlerin kimler tarafından parsellendiğinin ipuçlarını Facebook amele kaynıyor da sen alt-tire benimsin et hotmail.com'da ve 3. sayfa haberlerine yapılan yorumlarda buluyoruz. Sosyal ağların aşağı ve yukarı mahalleleri tanışmaya mı meyilli, ayrışmaya mı bilinmez. Teorik olarak herkesin katılımına açık olan sosyal ağlar kimleri ne kadar buluşturabildi emin değiliz. İnternete erişim imkanı eşitlikçi bir ortam için tek başına yeterli mi? Gelişip karmaşıklaşan, ticarileşen internet, kullanıcılar arasında bir avantaj farkı yaratıyor mu? İnternet ve sosyal ağların, kamu alanını tekrar tanımladığına inanılan günlerin büyük soruları. Evet, sosyal medya canlı yayında başladı. Konumuzun özeti böyleydi. Sanıyorum anladınız, internetin arka sokaklarını, arka bahçelerini, mahallelerini, zencilerini, beyazlarını konuşacağız bu gece konuklarımla beraber. Sohbete geçmeden önce ben size geleneksel hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Bize ulaşabileceğiniz seçenekleri sıralayacağım. Öncelikle program konuklarımız ve program sırasında sizlerle paylaştığımız videolar, siteler, benzeri şeyler için adresimiz facebook.com/sosyalmedyatv. Burada aynı zamanda programımızın
kumanda masasını, reji odasını da takip edebilirsiniz. Biz burada yayını yaparken arka planda ne oluyor diye merak ederseniz şimdi de ekranınızda gördüğünüz o normalde görünmeyen odanın görüntü ve seslerini işitebilirsiniz. Bazen orası daha da heyecanlı oluyor. Bilgisayarınızın bir kenarında açık dursun isterseniz facebook.com böyle sosyal medya TV adresinde konuklarımıza sorularınızı ve bana görüş, düşünce, eleştiri, yorumlarınızı yollayabileceğiniz seçeneklerimiz ise twitter.com bölü sosyal medya TV ve twitter.com bölü M Serdar K. Her ikisi de önümde açık. Sorularınızı bekliyorum. Her zaman bütün soruları elbette ve yorumları konuklara ulaştırmam, iletmem mümkün olmuyor ama program sonrasında sağ olsun kendileri o aradaki boşluğu dolduruyorlar. Dolayısıyla lütfen kızmayın, üzülmeyin, darılmayın, gönül koymayın diyoruz. Ve programın başında her zaman olduğu gibi programla ilgili anketimizi bir anons edeyim. Bunu da Facebook sayfamızda bulabilirsiniz. Katılmak isterseniz adresini hem de konuklara sormuş olayım. Onların cevabına göre de başlayalım. Bu hafta şunu soruyoruz. Diyoruz ki aşağıdakilerden hangisi internet kullanıcısının sosyoekonomik durumu için en iyi ipucudur? Şıklarımız da şöyle. Kullanıcı adı ya da e-mail adresi, Facebook'ta beğendiği sayfalar, avatarı ya da profil fotoğrafı, paylaştığı haber ya da köşe yazıları, YouTube ya da haber yorumları. Hangisidir? Profil fotoğrafı. Profil fotoğrafı. Tamam mı? Tek konuktan cevap geldiğine göre bayağı demokratik ve zahmetsiz olarak cevabımızı verelim. Evet, oyumuzu kullandık. Şu an 288 kişi katılmış anketimize. 42.7 %42 ile en büyük dilin paylaştığı haber ya da köşe yazıları olarak çıkmış. İkinci sırada Facebook'ta beğendiği sayfalar var. Bunlar bayağı açık hava, açık hava nereden çıktı? Açık ara önde. YouTube yorumları da diğer sırada benim için yani epey aslında fikir verici oluyor. Bu arada avatar profil de 3. sırada. Canlı yayın boyunca anketimiz katkınızı bekliyor olacak. Bir kere daha hatırlatayım. Linki, bağlantı adresi facebook.com bölü sosyal medya TV adresinde. Ve başlayalım. Şimdi biz interneti, sosyal medyayı insanları eşitlediği için çok kutsadık uzunca bir dönem. Hani tekerleri ortadan kaldırdı, hepimizi eşitledi vesaire ama yaygınlaşmaya başladıkça gördük ki galiba biz bu eşitlikten de çok memnun değiliz yani. İstediğimiz bu da değilmiş. Ali Şimşek ne diyorsun? Doğru mu? Yanlış bir tespit mi? Tabii ilk soru bana geldi. Bir tarafıyla doğru tabii. Yani şimdi ben mesela videoyu seyrettim, Ankara havaları falan videosu. Ben de sık sık seyrettiğim şeyler. Şimdi internet elbette birçok şeyi kolaylaştırıyor. Yani ulaşım anlamında ama bir tarafıyla da böyle gerçekten sınırları çok belirsiz cemaatler oluşturmaya da uygun bir şey. Bir de hani internette görünürlük artıyor. Yani görünürlük, kodlama diyebileceğimiz şeyler artıyor ve bunlar belli bir süre sonra yumuşak ya da sert dışlayıcılıklar da üretebiliyor. Mesela siz söylerken hani ben de dikkat ediyorum. Mesela mail adresli. Mail adresleri bir aslında bir sınıfsal kodlamayla ilgili. Mesela Uçan Şahin 63 @ falan gördüğünde hemen onun lise mezunu, ortaokul mezunu ya da ne bileyim hani kanka muhabbeti içinde biri. Ya da dulcinea@gmail.com dediğim, aa bu entelektüel bir arkadaş falan gibi. Hani o küçücük mailden bile mesela Hotmail genelde 40 yaş üstü ya da 30 küsür yaş üstü. Bir de öyle bir şey var ya. Yani o... biz aslında kodlar ve izler bırakıyoruz ve o kodlar ve izler doğal olarak, sezgisel olarak da belli tavır alışlarımızı da şey yapıyor. Hani belirliyor. Yine ankette mesela işte mesela o çok önemli. Ben de dikkat ediyorum. Mesela ne tür makaleler dağıtmış ya da ne tür kültürel etkinlikler dağıtmış. Bu anlamda hani, bir tür panoptikon dediğimiz hep bir tür gözlemciye dönüştürüyor sosyal medyamızı. Yani doğal olarak da gözlenen de bir tür gözlemci olduğu için iki taraflı çok hızlı işleyen bir şey var. Mesela şunu biliyorum, mesela bazen bende de oluşuyor bu. Hani bunu paylaşsam ya da beğensem hani oradaki algım hani küçücük şey yapabilir, değişebilir şeyi oluşabiliyor. Mesela hiç düşünmediğiniz halde bir şeyi hani inandığınız bir şeyden paylaşıyorsunuz mesela. Hani o paylaşırken gözetleyenleri ya da algılayanları da düşünüyorsunuz.
O anlamda hani elbette eşitleyici gücü var ama kodlayıcı ve kılavuz hale getirici şeyleri de mekanizmaları da harekete geçirdiği için yumuşak dışlayıcılıklara da neden olabiliyor. Yani herkes her yere giremiyor ya da mesela girmiyor. Ben burada kabul edilmem ya da burada olmam gibi. Ya da mesela işte Devinart geçti. Devinart ya gayet hani bizim entel diyebileceğimiz, sanatçı diyebileceğimiz bir şey ağırlıklı. Yani oraya hani normal bir kullanıcının girmesi, yani daha doğrusu orada ezik hissedeceği için bazen girmez. Bu da önemli şeyde, bir şey. Yani bu kendini yani ezik hissetme şeyi. Çünkü herkes yeteneğini, bir şeyini foş ediyor ve Devinart da öyle değil ama yani çok seçkin bir sanatçı değil. Orada lise öğrencileri, ilkokul öğrencileri. Ama daha çok dediğim gibi bir şey yapanlar için orada da, oluşan. Orada da var bir şey. Evet. Şey bu bizdeki kanka muhabbeti orada da var. Evet, evet. Ama daha çok orada böyle insanlar kendi PR'larını yapmıyorlar mı? Tabii yani. Hem de portfolyo. Para bile kazanılıyor orada. Evet, portfolyo gibi. Artık orada onu kullananların aslında Twitter ve Facebook'ları da var ama ekstra orada PR'larını yapıyorlar gibi. Yani şey de olabilir, pardon, uzun dönemde gerçekten hani şimdi internet çok yeni. Yani yazı ya da gazete ya da kitabın tarihi gibi bir şey yok karşımızda. Yaklaşık bir, kaç yıl oldu? Yani internetle karşılaştık herhalde 20 yıl falan gibi mi? 20 yıl insanlık tarihi çok hani küçük bir şey. Yani uzun dönemde büyük ihtimalle ben şey diye düşünüyorum. Yani herkes kendi şeylerine çekilecek ve oralarda tabii elbette bir koca bir havuz olacak hani ama sanki daha mahrem bir şeyler oluşacakmış gibi geliyor. Yani bu kadar herkese açık yakın insanların şey yaptığı